Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yılbaşı çiçekleri ve ben. Yılbaşı çiçeklerine bugünlerde ağırlık verdik sevgili arkadaşlarım. Hem bakımına hem vitaminlerine. O yüzden sizlerle yaptığım bakımları videolarda ara ara paylaşıyorum. Neden bugünlerde yılbaşı çiçeklerimize bakımları daha fazlalaştırdık? Çünkü bu bir kış çiçeğidir. Şimdi ilkbahar ve yaz geliyor. Havalar ısındı. Bunun için de yılbaşı çiçeği bir kış çiçeği olduğu için kışın soğukta çok az bir bakımla da kendi kendine götürebiliyor. Yaprakları daha taze oluyor, daha canlı oluyor ve gelişimini hızlı bir şekilde sürdürebiliyor kışın soğukta. Fakat yazın ise sıcakta özellikle güneşe maruz kaldığı zaman yapraklarında bir solgunluk, bir buruşma ve dökülmeler yaşanabiliyor. Günden güne çok sıcakta ve havasız bir ortamda kaldığı zaman köklerinde de çürümeler yaşanabiliyor arkadaşlar. Yani çiçeğimiz sağlıksız ve cansız olabiliyor. Bunun olmaması için önceliğimiz çiçeğimizi yazın özellikle sıcaklarda güneşe maruz bırakmayacağız. Yılbaşı çiçeği soğuğu seven bir çiçek olduğu için ve güneşe maruz kalmaması için kışın olduğu gibi yine evin içerisinde fakat ışık alan, güneş alan yani odanın içerisine ışık vursun arkadaşlar. Çok karanlık bir odada olmaz. Ve serin bir yer bulalım çiçeğimize yazın. Kışın haftada bir kere su veriyoruz. Yazın bu sıcaklığa göre haftada iki kere olabilir. Çok fazla su vermek çiçeğin köklerinde çürümelere neden oluyor arkadaşlar. Bakın köklerimiz maşallah çok güzel. Aynı yaprakları gibi kökleri de yemyeşil, sağlıklı. Ayrıca bunları yaptıktan sonra yazın sıcaklarda yine çiçeğimize vitaminler verelim. Bunlardan bir tanesi sarımsaklı su. Sarımsakları 3-4 diş o büyük boy sarımsağın dişlerini 4-5 parçaya bölüp 2 gün kadar suyun içerisine beklettikten sonra suyunu toprağına dökelim. Onun dışında çiçeğimize yine kahve vereceğiz arkadaşlar. Şöyle dilerseniz içtiğiniz kahvenin telvesini ya da şöyle bir bardak bir çay bardağı suyun içerisine hemen şöyle çay kaşığının ucu ile yarım çay kaşığı kadar kahvemizi ekleyelim. Bunu kuru da yapabilirsiniz. Fakat sulu yapmanız daha iyi oluyor. O yüzden sulu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size sulu yapmanızı öneririm. Bu şekilde suyun içerisine kahvemizi eritiyoruz. Toprağımızın şöyle iki yerine döküyoruz. Bu çiçeğimizin kökünü besleyecek. Toprağının yine sağlıklı bir şekilde eskimeden, öyle söyleyeyim, bazı topraklar eskiyebiliyor çünkü saksı değişimi yapıyoruz. Hem toprağını yenileyecek, köklerini güçlendirecek. Çiçeğimiz yazında aynı kışınki gibi sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmeye devam edecek arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Verin, hiçbir zararı yok. Yorumlarda buluşalım. Benden istediğiniz herhangi bir video var ise bir yorum, bir soru çiçeklerle ilgili yorumlara yazarsanız ben de sizlere video ile yanıt veririm arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.